Selam bebiler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır, çok huzurlusunuzdur, çok bereketlisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyelim. Hop geldim, gene Almanya'dayım, Türkiye'ye gitmiştim, geri geldim. Bu arada geçmiş bayramınız hepinizin kutlu olsun. Bir açılımla geleyim karşınıza dedim. Fakat açılımın ismi yok. Yani ne anlatırlarsa onu anlatacağım. Herkes üstüne düşen. İşte içinden kendini uyanı alsın. Çünkü bunlar genel açılımlar biliyorsunuz. Herkese uymayabilir. Çünkü yazıyorsunuz. Melek ablacığım bana uymadı. Yavrum bir tanem canım benim. Sana uymayabilir. Sen uyanı alacaksın. Tamam mı? Şimdi bakalım sizin enerjinize bir bakalım. Önce kendi enerjiniz nasılmış? Ne durumda mısınız? Bir öncelikle bir bakalım. Şimdi diyor ki bana. Hayatınızı organize etmeye başlamışsınız diyor. Bu 3 aylık bir zaman kavramını anlatıyor bana. Özellikle bu ayın 21'inde diyor bir tamamlanma yaşayacaksınız diyor. Şimdi zaten hayatınızı organize de etmeniz lazım. Özellikle dişillere sesleniyorum burada. Etmeniz gerekiyor. Çünkü burada diyor arkada bıraktığınız, kendinizi ertelediğiniz ve hayatınızı ertelediğiniz birçok alan olmuş diyor. Artık bunu toparlama zamanına girmişsiniz. Allah'a çok şükür. Ve burada bir 4 senelik bir döngüyü anlatıyor bana. 4 senedir diyor böyle inişli, çıkışlı, tamamlayamadığınız diyor ilişkileriniz veya kendi hayatınızla ilgili diyor. Neye elinizi attıysanız bir böyle gerileme durumu olmuş ama artık diyor bunu bir organize edeceksiniz diyor. Tamamlanacaksınız yani diyor. Böyle bir enerji demişsiniz. Peki erillerin bir enerjisine bakalım. Onlar ne durumdaymış? Ha. Eriller de şöyle bir enerjide 2 aydır özellikle veya 16 gündür bak beni iyi dinleyin. Şimdi bazı maskeler çıkmış yüzdeki. Tamam mı? Bu sizin de olabilir, karşı tarafın da olabilir. Çünkü her ikiniz de diyor, birbirinize diyor, çok diyor, böyle göründüğünüzden farklı davranmışsınız. Tamam mı? Yani bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da. Ama artık her şey gerçekler su üzerine çıkacak diyor. Ve diyor bak bu su üzerine çıkan şeyler aslında seni başta mutsuz edebilse de diyor sonradan diyor bir zone and shine gibi yani bir böyle bir mutluluk olacak sizde anlatabildim mi? Yani diyeceksiniz ki iyi ki bunların farkına varmışım. İyi ki bunlar olmuş ki ben de bunların karşılığında bunları gördüm, bunları öğrendim diyeceğiniz bir zaman kavramında oluyormuşsunuz. Aldık, kabul ettik. Şimdi şöyle bir durum var. Geçelim bak şimdi. Kartlarımı açmadan önce, ayarlamadan önce enerjilerinize baktık. Şimdi ben bu kanalı açarken şimdi bayağı bir oldu biliyorsunuz yani. Bu arada da ya beni takip eden, beni bekleyen böyle video atsın diye bekleyenler tamam mı? Sürekli yazıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. İnanın ki gerçekten bak zamanla yarışıyorum. Biliyorsunuz benim bir özel çocuğum var. Onun eğitimleri, onunla alakalı işte bazı sorunlar, problemler oluyor. Onlarla koşturuyorum. Türkiye'ye gidiyorum, Almanya'ya geliyorum. Kendi işlerim var. Onlar hariç iki çocuğum var. Yani onlar danışmanlıklar, psikolojik danışmanlıklar. O kadar çok yoğunum ki kendime bir zaman bile bulamıyorum. İnanın size bazen böyle diyorum ki hani yatıyorum diyorum. Allah'ım ya Rabbim yani çok şükür tabii ki çok şükür ama full 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 yani. Neden? Ben şunun farkındayım. Şunu da çok iyi biliyorum. Benim bu dünyaya gelme amacımı biliyorum. Bakın bu çok güzel bir şey. Aslında herkes bunu bilse o kadar güzel olur ki her şey çok farklı olur. Dünyamız çok farklı olur ama ne yazık ki herkese o farkındalık verilmiyor işte. Yani herkesin bir başlangıç ve bitiş noktası var. Ve bu başlangıç bitiş noktasında da birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yaşıyoruz mesela? İşte bitişler oluyor hayatımızda. Başlangıçlar oluyor, tamamlanmalar oluyor veya hayal kırıklıkları oluyor, kayıplar oluyor. Bunlar hepsi bizim için olan şeyler. Yani gelme amacımız bu zaten. Ama önemli olan zorluklarla, sıkıntılarla hayatta bize neler getireceğini bilemeyiz. Yani daha böyle güçlü olmamız gerekiyor. Onun için de her zaman şunu söylüyorum. Biz bir bedeniz. Tamam mı? Bu bedeniz ama ruhumuz çok farklı. Yani ruh bize emanet edilmiş. Şimdi sen bu bedenini
yıpratırsın, üzersin, tamam mı? Her türlü her zararı verebilirsin. Ama ruhuna zarar verdiğin zaman bunun toparlanması çok zor oluyor. Onun için ben her zaman ne diyorum, artık slogan gibi buraya asacağım böyle. Ruhunu dinlendir. Ruhuna sor, içine sor, ne istediğiyle alakalı ve ruhun ne kadar seni sarıyorsa, ne kadar seni sahiplenip bedeni böyle ileriye götürmek istiyorsa onu dinle ve onunla ilerle. Şimdi bazı bedenler ruhlarından çok ayrı yaşıyor. Nasıl diyeceksiniz? Yani beden ayrı bir kafada, ruh ayrı bir kafada. Yani o birlikte bir arada olması da, onu birlikte idare etmek de aslında bir plan, bir zorlu bir süreç. Anlatabildim mi? Onun için her zaman şunu diyorum. Nasıl rahat ediyorsanız, nasıl huzurluysanız, kendiniz için yaptığınız şeyleri artık böyle hani göz ardı edip de işte ben onun için şunu yaptım, bunun için bunu yaptım, çocuklarım için onu yaptım, eşim için bunu yaptım, ailem için bunu yaptım. Bunları bir kenara bırakın artık. Yapmanız gereken şey şu: ben kendim için ne yaptım? Çünkü bak, burada belki şey dediğinizi de duyabiliyorum böyle. Ya bu bencillik değil mi? Hayır, değil. Sen kendin iyi olursan, kendin ne istediğini bilirsen, nasıl yaşamak istediğini bilirsen geri kalan herkese faydan olabilir. Ama sen ne istediğini bilmezsen, arafta kalırsan, ruhunu sıkıştırırsan ve o tamamlanmaya eremezsen, senin etrafındaki ilişkilerin, annen, baban, çocukların, ailen de bu durumu yaşar seninle ve tamamlanamazsın. Onun için her zaman diyorum ki kendinize çok iyi bakın, kendinize yatırım yapın. Bakın, kendine yatırım yapmak dünyadaki en güzel şey. Bu gidin de estetik yaptırın, oranızı buranızı yaptırın manasında değil. Kendine yatırım yapmak çok farklı bir şey. Geliştir, araştır, oku. Farklı yerler git gör. Yani bütçen neye el veriyorsa, anlatabildim mi? Onunla alakalı kendine bir plan çiz. Ama bu planı çizerken de başlık sen ol. Tamam mı? Ben kendimi ne kadar iyi edersem o kadar karşı tarafta benimle birlikte mutlu olur, iyi olur demeyi unutmayın. Şimdi çok konuştum Melek Hanım diyeceksiniz. Evet, çok konuştum ama konuşmam gerekiyormuş. Demek ki almanız gereken mesajlar varmış. Her zaman böyle olmuyor. Şimdi ben başlayacağım. Şu kahvemi de oraya koyayım. Şimdi gelelim, gelelim, gelelim. Bana ne anlatacaklar? Bakalım, sen kimsin? Alo, burada mısın? Göster bakalım kendini. Kim misin sen? Bakalım kiminle enerjilerim veya kimlerle enerjilerim tutacak. Sen bir imparatoriçesin ve yapmak istediğin şeyleri biraz böyle, nasıl diyeyim sana, tepkili adım atıyorsun. Çünkü aslında nereye gideceğini, ne yapacağını, hedeflerini biliyorsun ve ilerliyorsun. Şimdi çok şanslı bir sürece gireceğini görüyorum ben. Özellikle 5. 6. aylar senin için çok çok yoğun geçecek diyor. Arkana bakmaman lazım bebeğim. Arkana bakma güzelim, ilerle diyor sana. Seninle gelmek isteyen gelecek zaten. Bir tatile gidebilirsin diyor veya gitmiş de olabilirsin. Bu sana o kadar iyi gelmiş, o kadar iyi gelmiş ki eğer gitmediysen de gideceksin diyor sana. Çok ani bir plan yapacaksın diyor. Gerçekten çok rahatlayacaksın diyor. Şimdi bazı sıkıntıları 7. aydan beri uğraştığın sıkıntılar var. Bak, geçen sene 7. aydan beri uğraştığın şeyler var diyor sana. Ve bu sıkıntılar da diyor bir erilin tarafından geliyor sana diyor. Şimdi bu biraz diyor böyle vurdum duymaz biraz serseri tipli. Şimdi serseri tipli deyince yanlış da anlaşılmasın. Yani hayatı böyle hor yaşayan biri. Hiç de kendini, biraz narsistlik de var. Hiç de kendini yormayan, bazı bağımlılıkları da olabilir bunun. Bakın, aile, madde, alkol veya yani böyle bir işte özgür yaşama peşinde böyle bir tavırlara sahip bir insan. Ve sen çok kadersel bir kişiyle tanışmışsın diyor. Ama şu anda burada bir bitmiş bir ilişki olduğunu gösteriyor. İkiniz farklı şehirlerde olabilirsiniz veya şu an bir ayrılık dolayısıyla da farklı yerlerde olmuş olabilirsiniz bana denilen. Şimdi sen evlenmiş, ayrılmış, sarışın bir bayansın. İki tane de çocuğun olabilir veya bir tane. Şimdi sen çok sıkıntılar çekmişsin. Bir kere onu sana söyleyeyim.
çok büyük sıkıntılar çekmişsin ve bu çektiği sıkıntıları hiçbir zaman dışa da yansı etmemişsin. Yani dışarıya hep böyle güçlü görülmeye çalışmışsın ama için kan ağlarken bile güçlü durmaya başlamışsın, çalışmışsın diyor. Şimdi sana diyor ki burada 8. aylarda, yaza 8. aylarda bir kadersel bir değişmeler olacak hayatında diyor. Bu kadersel değişmeler diyor hızlı gelişmiyor. Bak yavaş yavaş gelişiyor ama senin için hayırlısı olacak diyor. Bir şeyleri çabuk çabuk olması için diyor sana diyor şey yapma, yani acele etme diyor. Acele ettiğin anda diyor sana diyor bazı yıkımlar ve kayıplar yaşayabilirsin diyor sana. Bak burada dikkat et diyor. Şimdi burada bana diyor ki sorguladığın şu var. Acaba bu benim aklımdaki, kalbimdeki işte sevdiğim adam benimle sadece cinsellik olarak mı birlikte oldu? Yoksa beni gene aldatır gider mi? Yoksa gene işte ben yarı yolda kalır mıyım? Yoksa işte eşine döner mi? Bu tarz düşüncelere sahipsin diyor. Ama sana karşı olan tutkusu çok. Sen bir eğer aslan burcuysan diyor sana. Bak kimin yanında durduğuna dikkat edeceksin diyor. Tamam mı? Şimdi sen onun yanında durdun ama o senin yanında durabildi mi acaba? Bir kere bunu dikkate alman gerekiyor diyor. Şimdi burada korkularım var. Çünkü sen bu kişiyle böyle görüşüyorsun. Birlikte oluyorsun, sonra bir kopuş oluyor, sonra tekrar bir birlikte oluyorsun, kopuş oluyor. Burada dengeyi kaçıran sensin diyor. Yani sen kendine odaklanman gerekiyor. Bak karşı tarafın zaten hayatı düzgün, tamam mı? Bu yani hayatı düzgün, bu paşam benimle eğleniyor durumuna girmiş bu olaylar. Yani sana diyor ki burada sen diyor karar vereceksin diyor. Şimdi burada bitmiş bir ilişki var. Zaten bu var ya geçen seneden beri böyle git geldi git geldi bir ilişki ve artık diyor senin canını çok yakıyor bu ilişki diyor. Yani aslında bu kişi senin hayatına niye geldi? Ben sana söyleyeyim, bak sana ne istediğini öğretmeye geldi. Şimdi hayatımıza giren her kişi seninle evlenecek, ileriye doğru gidecek, birlikte olacak diye bir kanun, kural yok. Bunu kafanıza yazın, tamam mı? Benim hayatıma biri girdi, tanıştım, evleneceğim mi? Hayır, evlenmeyeceksin. Niye evlenesin ki? Sen bir geçmişine bak. Geçmişinde neye karma yarattın sen? Sen geçmişinde ne yaptın? Sen ve neyi öğrenmedin bu hayatta? Sana onu öğretmeye geldi. Tamam mı? Bağımlılığın mı var ilişkiye karşı? Sana onu öğretmeye geldi. Geçmişte yaptığın bazı kişilere yanlışı mı var? Onun hesabını sormaya. Herkes, herkesin hayatına boşuna gelmiyor. Bunu kafanıza koyun. Hemen merhabana merhaba, tanıştım. Evleneceğiz mi? Böyle bir durum yok arkadaşlar, tamam mı? Önce bak ne yapın biliyor musunuz? Kalbinizi temizleyin, kalbinizi. İyi niyetli olun. Bu evrene yolladığınız enerjiler var ya, işte onu yaptık abla oldu mu, bunu yaptık abla mı, ne yaparsan yapsan senin kalbin temiz değilse, iyi niyetli değilsen ve sen düzgün yaşamıyorsan, tamam mı, burada evren sana çok büyük çelmesini takar. Bir kere sen bunu temizleyeceksin. Bir kere düzgün yaşamayı öğreneceksin ve danışmanlık aldığınız kişilere de dikkat edin. Yaşantılarına, enerji uzmanlarına gidiyorsunuz. Onları verdiği enerjilerden siz kendine enerjisi yok ki. Bana bir sürü enerji uzmanı geliyor. Bir sürü tarotçu geliyor. Kendine faydası yok. Çünkü kendi hayatı karmaşık. Eğer gerçek bir şifacı kendi hayatındaki sıkıntıları çözüp ilerleyemediyse, o noktaya gelmediyse kimseye faydası olamaz bunun. Çünkü bizler çok büyük sıkıntılardan geçerek bu noktaya geliyoruz. Öyle kart aldım, eğitim aldım diye bu işler olmuyor. Onun için size diyorum ki her zaman diyorum, siz danışmanlık aldığınız, tarot aldığınız kişilere çok çok dikkat etmeniz lazım. Anlatabildim mi? Ne kadar sana faydası olacak, ne kadar sana doğru yolu gösterecek, seni nereden çekip kurtaracak, ona bakman gerekiyor. Şimdi burada hayatına girdi ve sana ne öğretti? Bakalım bunu sen. Senin sınavın var burada. Daha diyor bu bitmemiş bu sınav diyor sana. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Ve sen sürekli diyor hatıralarla yaşıyorsun. İşte kafanda sürekli geçmiş, 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 geçmiş ve kendini içine kapamışsın. İkili vade, 2 ay, 2 gün, 2 haftadır diyor böyle içine kapanmışsın ve kimseyle görüşmek, konuşmak istemiyorsun. Değişik bir versiyondasın diyor sana, tamam mı? Sen diyor bir yere gitmek istiyorsun diyor.
gideceksin, bu uzun bir yolda olabilir veya yurt dışında olabilir. Yani gideceğin bir yol var. Bu veya bir ruhsal bir yolculuk da olabilir. Ama burada sen daha üçüncü boyuttasın. Kendini engelliyorsun diyor sana. Bu kendini aşman gerekiyor. Senin aşman gerekiyor kendini diyor. Ve sana diyor ki bak, eğer seninle karşıdaki insan bir satranç gibi oynuyorsa sen o satrancın diyor eline alman gerekiyor. Yani onun sana yaptığı hamleleri diyor hesaplaman gerekiyor. Eğer sen bu ilişkide karşı taraf diyor hesapçı, kitapçı veya karşı tarafta, çünkü öyle birini görüyorum. İşte ben bilirim, ben yaparım, benim şartlarım, benim koşullarım, sen burada bekle, şurada dur, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım dediği anda itibaren diyor zaten bu konuların hiçbirinin içinde sen yoksun diyor burada. Tamam mı? O zaman onun bir sonraki veya bir önceki adımını hesaplayarak gitmen lazım. Çünkü burada çok hesapçı kitapçı bir adam var. Yani her şeyi hesaplayan, kitaplayan ama hiçbir şey yapmamış gibi kenarda durup izleyen. Anlatabildim mi? Yani seni manipüle ederek diyor hayatında tutan birisi var diyor. Şimdi sen bir su grubusun ve duyguların çok, yo, duygularınla hareket ediyorsun. Karşındaki de zaten senin, tamam mı? Seni hiç takmıyor. Takmıyor ve bu bir bilgisayarla uğraşabilir, bir şirkette çalışabilir veya kendi işini yapabilir. Yani bu kişi diyor şu anda diyor bütün işini gücünü diyor kendine odaklamış ama sen duygusal olarak çok diplerdesin diyor. Ve buradaki durum şu, tamam mı? Bak, kimse sana değer vermez bu şartlarda. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Önce sen kendine değer vereceksin. Sen kendine değer verdiğin andan itibaren diyor bütün döngü değişecek diyor. İşin böyle sihri diyor açılacak yani, anladın mı? Sen bir kendine burada değer vermeyi öğren ki karşı taraftan o zaman değer, kıymet istiyor. Şimdi bu şartlar olmadığı sürece diyor sana olmaz. Gene aynı döngüye dönersin. Gene aynı noktaya dönersin. Gene aynı sıkıntıları yaşarsın. Ve ben de senin yaşamanı istemiyorum. Bu kanalı açma amacım bu zaten. Şimdi bakalım. Aşk hayatınız mı diyelim? Hadi diyelim bakalım. Senin aşk hayatında ne gibi olaylar oluyor diyelim. Şuraya kartlarımı seçeyim. Neler oluyormuş aşk hayatında? Bak, sonra genel olarak şöyle bir neler olacak hayatında dedim ve neler seni bekliyor diyelim, işmiş ne çıkıyorsa anlatacağım. Yani böyle direkt böyle odur budur, o beni düşünüyor mu, bu bana geliyor mu, bu beni seviyor mu diye bir şeye odaklanmıyorum. Ne anlatıyorlarsa ben de onu anlatacağım. Bana dediklerini söyleyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Melisacığım, ocağı kapatır mısın anneciğim? Koş. Şimdi buradan da bir komut vereyim kızıma. Biliyorsunuz ben gayet doğal, rahat, relax. Yani her şey doğal bizde, biliyorsunuz yani, beni tanımışsınızdır artık. Var ya, gerçekten yapmacık insanlardan nefret ettim hep hayatımda, hiç de sevmedim. Yani doğallık güzel şey, yani dürüst olmak güzel şey, açık sözlü olmak güzel şey. Tabii ki bunun boyutları var. Yalnız samimi olmayan insanları sevmiyorum arkadaş, tamam mı? Samimiyetsiz insanları sevmiyorum yani. Samimi olmayan insanlar, zaten ben hayatımdan çok insan çıkarmışımdır ve gerçekten de hayatıma hiçbir kimseyi de dahil etmiyorum. Eşim, çocuklarım, kendi annem, o kadar yani, kendi ailem, ailemiz bu kadar yeterli bence de. Yani. Çünkü artık öyle bir noktaya gidiyor ki bu dünya. Biliyor musunuz? Öyle bir noktaya gidiyoruz ki gün gün geçtiğimiz zamanı, geçtiğimiz yılları arayacak pozisyona geleceğiz. Bunu da kulağınıza küpe yapın. Savaşlar çıkacak. Yani inanın ki bu dünya böyle üstü tersine dönecek gibi çok farklı şeyler olacak. Bir gün aslında bunun için de bir açılım yapabilirim yani, bizi neler bekliyor diye. Benim sadece tavsiyem size, tamam mı? Yani kendinizi yatırım olarak yapacağınız tek şey şu olabilir. Para, pul, altın, şudur budur değil. Bak, gerçek söylüyorum. Gidin en uç köşede, en tenha köşede bir arsa, bir toprak alın. Kendinize en güzel yapacağınız yatırım olur. Çünkü ileriki zamanlarda artık
Dünya çok farklı noktalara gelecek ve çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Onu da size söyleyeyim. Yani da böyle iyiye gidecek diye bir durum yok yalnız. Onu da bilin. Şimdi zaten ekonomik durum belli. Görüyorsunuz yani. Şimdi bakalım. Aşk hayatın, aşk hayatın, aşk hayatın. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip başlıyorum. Şimdi burada bir toprak burcu var. Boğa, Başak, Oğlak ve senin elini kolunu bağlamış ve senin hayatında ilerlemeni sağlamıyor bu insan. Ve seni var ya böyle hem vicdanen hem duygusal olarak hem de ilişki olarak diyor hiçbir yere bırakmayan ve sürekli böyle seni manipüle edip ilişkide tutan birisi var diyor. Şimdi burada bir ateş elementi var. Bu ateş elementi senin hayatına girmesindeki sebep diyor sana çok şey öğretmeye gelmiş bu kişi diyor. Aranızda mesafe de var. İsminde de A, M, R, S ve O harfleri var. Soyadında da olabilir. Bu senin karmik partnerin diyor. Yani bununla ciddi bir şey olmayacak. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Boşuna çabalama diyor sana. Yani boşuna ilerleme diyor. Çünkü bundan ne öğrendin öğrendin. Zaten bunun gerçek yüzünü gözünü de biliyorsun yani diyor. Şimdi burada başkası için terk edilmiş kişiler var. Ve bu başka kadın için terk edilmiş. Bu bir anne olur, eş olur veya üçüncü bir kişi olur diyor. Şimdi sen diyor bu terk edildiğime durumunda diyor veya sen terk ettin, karşı taraf terk ettin, başkası için, başkası için yapılmış çünkü burada çok da büyük bir yıkım yaşanmış. Şimdi sana diyor ki neden üzülüyorsun diyor. Şimdi sen üzülmeni bakın yani ilişkiler için üzülmenize ben bilmiyorum yani bunun için anlam veremiyorum, tamam mı? Niye veremiyorum? Çünkü eğer seni sevseydi, eğer sana kıymet verseydi, eğer seni anlayabilseydi, senin kimyanı çözmeye kalksaydı veya senin nasıl bir insan olduğunu bilseydi, sana değer verseydi, tamam mı? Bu hareketi yapar mıydı? Yapmazdı. O zaman ne diyeceksin? Febistiş. Bitti. Tamam mı? Sana diyor ki burada. Şimdi sana bunu yaşattıysa bu ilişkide, terk ettiyse, geldiyse, senin içine dert olduysa, sana acı yaşatsa sana diyor ki burada. Bu zaten karmik partnerdi diyor. Yani sen diyor bunun neyini daha sorgulayıp niye peşinden koşup niye enerjini sarf ediyorsun diyor. Burada bir aldatılma olmuş ve aldatılma üzerine bir kadından dolayı ya da evliydi bu kişi karşı tarafa dönüş yaptı deniliyor bana. Onun için diyor bak bu kişi diyor seni diyor terk etti diyor değil mi? Ya ne için ya eşi için ya da manitası için yeni birini buldu gitti diyor. Sana diyor ki burada bak bu kişi diyor sana geri adım atacak diyor. Tamam mı? Veya bak böyle bir ilişki içerisindesindir diyor sana. Şimdi bu kişi diyor sana çok hata yapmış, yanlış yapmış. Tamam mı? Toprak grubu, ateş elementi var burada, su grupları var öncelikle söyleyeyim. Şimdi burada siz bununla diyor güzel bir ilişki yaşamışsınız, aynı evde yaşamış gibi de olabilirsiniz diyor. Ama bir süreç ayrılık zamanı geçirilmiş burada. Yani bir kadın girmiş burada bir araya. Bu 2 yıllık bir zamanı verir veya 1 yıllık, 6 aylık diyor. Ama bak diyor sana bu niye yaşandı biliyor musun? Şimdi bak şunu anlatayım sana. Şimdi burada diyor sen olgunlaştın. Öğrendin diyor. Ne istediğini biliyorsun. Ve bu kişi de diyor ne istediğini biliyor diyor. Şimdi diyor siz diyor yakın zaman içerisinde 10 gün veya bir hafta içerisinde bir araya gelip uzlaşıp anlaşıp diyor yolunuza devam edeceksiniz. Ve bu sefer diyor iş ciddiye gidecek diyor bak sana burada tamam mı? Bak buradaki karmik partner için demiyorum sana. Bu anlattığım çok farklı bir hikaye. Çünkü burada çok çıkıyor yani farklı farklı olaylar onları anlatıyor. Şimdi burada bir mahkemeler var diyor. Sen bir adım bekliyorsun. Birini bir yerden gelmesini bekliyorsun diyor. Ve bu kişi gelecek diyor. Sana adım atacak diyor ve sana duygularını söyleyecek diyor. Bu diyor senden diyor biraz diyor şey bir durumda olabilir bu kişi. Bu eril. Böyle daha çocuk ruhlu, daha böyle daha duygusal, daha böyle nariften, daha güçlü olduğunu görüyorum ben. Ama bu sana duygularını anlatacak. Şimdi sana diyor ki burada sen haksızlık kim ettiyse, nasıl bir haksızlığa uğradıysan, nasıl bir adaletsizliğe uğradıysan diyor. Bak diyor sana, tamam mı? Bunları arkanda bırak. Hayatına diyor eğer kimse yoksa yeni tanışmalar olacak diyor. Özellikle de bu toprak burcu, su grubu ve hava gruplarından olabilir diyor sana.
Yani geçmişi artık olmayacağını biliyorsan kapat bu defteri diyor. Kendini boşuna yorma. Ama burada bir de kadersel olanlar var. Bak ben sana onu söyleyeyim. Şimdi benim burada takıldığım nokta bu. Bu diyor böyle 2 senedir kopuk, 1 senedir kopuk bir ilişkiye sahipseniz diyor. Bu kişi sana hata yapıp bir arkasını döndüyse diyor. Sen de çok acı çekmişsin dişil olarak diyor. Ama bu kişi diyor seninle uzlaşmaya koş. Bu senin kıymetini anlamış ama çok hatalar yapmış diyor. Şimdi bu senle gelip diyor konuşup bir uzlaşacaksınız ama senin diyor sevgin çok var buna. Bak sevgiye, gerçek sevgiye her zaman benim saygım çok büyük. Ama buradaki diyor genç bir enerji var burada yani, tamam mı? Burada 30 yaşı bile yok bu enerji kime aitse. Yani bunlar diyor böyle çok zor böyle diyor. Yani çok emek vererek diyor ilerlerken araya birileri dahil olmuştu. Aldatmalar, kopmalar, gitmeler filan ama bu kişi sana gelecek diyor. Bu gelip seninle anlaşacak diyor ama senin kıymetini bilerek gelecek. Ve bu kişiyle de siz diyor bak kuponunuzu, evlilik, nişan, söz, artık böyle geçirdiğiniz o birbirinizi zaman diyor değerlendireceksiniz diyor sana. İşte bak bir de burada kafanız karışmasın diye tekrar tekrar anlatıyorum. Üçüncü kişilerden dolayı terk edilmiş kişiler var burada diyor. Bu anne, eş veya başka birini bulmuştur ve gitmiştir diyor. Şimdi bunlar sizin diyor, tamam mı? Canlarım benim. Karmik partneriniz diyor. Yani elinizi kolunuzu boşuna bağlayıp da burada zaman kaybı geçirmeyin diyor. Yolunuza bakın, ilerleyin diyor size. Şimdi sana diyor ki bak sen çok değerli birisin ya burada dişilcim, gerçekten çok değerlisin diyor. Çok temizsin. Kimle enerjim tutuyorsa. Ve senin hayatta en sevmediğin şey yalan dolan cambazlık işleri diyor. Nedense hep de diyor başına böyle kişiler geliyor diyor. Sen ne kadar dürüstsen hayatını aldığın kişiler de o şekil diyor, tam tersi oluyor diyor. Bak sana diyor ki kendini iyileştir. Tamam mı? Nereye gideceğini bilmiyorsun ve bilinmez bir yolda ilerliyorsun. Ama o yolda o kadar güzel şeyler seni bekliyor ki diyor. Sen sadece niyetini, kalbini, ruhunu temiz tut ve o yolda diyor ilerle. Aynı buradaki saflık, temizlik diyor sana hep diyor bak bu öncül, yani senin böyle bir doğuştan bir şeyin var, enerjin var. Doğuştan gelen bir temizliğin var. Kimse için bir kötülük niyetin, art niyetin olamaz senin diyor. Kimle enerjim tutuyorsa. Şimdi mahkemeleriniz varsa diyor burada. Mesela boşanma olabilir, miras davası olabilir, işle alakalı olabilir veya sizin kendi mahkemeleriniz olabilir. Burada diyor ki güzel bir sonuç alacaksın bu mahkemelerle ilgili diyor. Ama diyor sana bak bazılarınız için değil, bazılarınız diyor size diyor tam tersi olacak diyor. Hani mesela hapiste olanlar vardır, çıkmayı beklerler, bir aksilik olur, tekrar diyor orada kalırlar diyor, böyle bu tarz şeyler de diyor yaşanabilir diyor. Şimdi sana diyor ki burada bir yol mesafe ayrılığı da var diyor sevdiğim bir kişiyle senin diyor. Şimdi bu kişi diyor sana adım atıp diyor seninle diyor tekrardan bir durumları toparlama isteği olacak ama diyor mücadele etmesi lazım. Çünkü bunun da arkadan çevirdiği bazı çok şeyler olmuş, bunun da biliyorsun diyor sana. Şimdi birisi geliyor kapını çalıyor. Alo ben geldim diyor sana geçmişten gelen biri, tamam mı? Ama zamanında bu seni askıya almıştı diyor. Sen de bunu diyor askıya alman gerekiyor diyor. Tamam mı? Önce bir düşün bakalım. Sana ne kadar duygularını sunuyor. Ve seninle nasıl bir temiz bir pırıl pırıl bir birliktelik istiyor ona bakacaksın diyor. Ve bak sana diyor ki burada sen diyor yani şahsen ben bu ikiz ruh alevi olayına girmek istemem. Tamam mı? Bunlar çok zor bir süreç. Ruh eşliği, ikiz ruh alevi gerçekten çok zor bir süreç. Ama sana diyor ki her ikiniz de diyor bak burada çok şey öğrenmişsiniz diyor. Ve siz diyor yani birlikte olmak için bunları yaşadınız diyor. Bir kere bunun farkına varın diyor. Şimdi bu diyor su gruplarından biri ve ateş gruplarından biri ise diyor bu kişi seni gerçekten seviyor. Ve seninle diyor tekrardan tertemiz başlangıç yapacak. Çünkü bu ilişki fazlasıyla askıda kalmış diyor burada. Bu seninle bir tamamlanmak istiyor. Şimdi bu gerizekalı
arkadaş seni gereksiz yere böyle deniyorcuk terk etmiş gitmiş, araya üçüncü kişiler girenler, bir sürü sıkıntılar olmuş ama bunların yaşanmasının temeldeki nedeni ne biliyor musun? Olgunlaşma, olgun değilmiş diyorum. Artık senin kıymetini anlamış ve gelecek. Bak sana diyor ki boşu boşuna öfkelenip kızgın olma diyor sana. Ya bu kişiye teslim olacaksın diyor ya da kestirip atacaksın diyor. Önce bir görüşmen olacak ama sen buna şans vereceksin. Siz bununla oturup geçmişi konuşacaksınız. Eskileri konuşacaksınız. Ama her ikiniz de eskisi gibi hareket etmeyeceksiniz, eskisi gibi de davranmayacaksınız. Çünkü sen olgunlaştın, o olgunlaştı, o yaptığı hataları biliyor, sen yaptığın hataları biliyorsun ve burada bir tamamlanma olacak diyor. Özellikle de burada araba almak isteyenler varsa diyor ki biraz diyor bekle diyor, acele etme diyor. Ve bazı ev değişiklikleri var. Bir de hastalıkla mücadele edenler var burada biliyor musun? Yani ya ailesinden ya kendin diyor, sağlığınıza çok dikkat edin diyor burada size. Sağlıklı yaşamaya yani sağlıklı yaşamayı başarabilirseniz, yani bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani işte onu yedim, bu sağlıklı yiyeyim, o öyle değil bak. Tamam mı? Bu tamamen nasıl bir şey biliyor musun? Gene geleceğim size ruhla alakalı. Senin ruhun ne kadar İyiyse, senin ruhunu ne kadar temizleyebiliyorsan, ruhunu rahatlatabiliyorsan, onun da bedenine o şekil senin yükleme yapıyor. Tamam mı? Yani o kadar da iyi oluyorsun, o kadar da dinç oluyorsun. Mesela benim 100 yaşında anneannem var, kadın. Yani 100 yaşında ne demek? Keşke herkes 100 yaşında olsun. Daha böyle yani doktorla götürüyoruz. Doktor benden sağlam diyor yani 40 bin kere maşallah. Öyle yani hani bu kadın ama ruh benim anneannem mesela kendini çok rahat bir kadındı yani. Kadın kendi ruhuna ve kendine değer veriyordu ben gözlemlediğim zaman. Ki bu kadın 7 tane çocuk büyütmüş bir kadın ama yani ne demek istiyorum size, ruhla alakalı bir şey bu. Yani eğer ruhun zayıfsa bedenin de zayıf oluyor. Bu böyle. Onun için size diyorum ki çok dikkat edin, tamam mı? Söylediklerinize çok dikkat edin. Yaptıklarınıza bakın. Güzel yaşayın. Düzgün yaşayın. Bakın en önemlisi ahlaklı yaşayın. Şimdi ahlak olmadığı zaman arkadaşlar, düzen olmadığı zaman hem ilişkide hem hayatınızda sizin de hayatınız o istediğiniz düz yolda ilerlemez. Hep sağa vurursun, sola vurursun. En sonunda kafanı kırarsın, oturursun. Tamam mı? Onun için düzgün yaşamayı tercih edin diyor burada. Yalandan, dolandan, entrikadan, işte hayatınıza zarar veren, sizi ilerletmeyen kişilerden uzak durarak diyor bunu başarabilirsiniz diyor. Şimdi diyor ki burada bir yükseliş var işle alakalı. Veya sen bir yüksek okul okumak istiyorsundur, kendin bir eğitim almak istiyorsundur. Şimdi bunu düşünerek diyor, oturarak yapamazsın. İlerlersen çok başarılı olacaksın diyor sana. Ve diyor bak bu uzun bir süreç olacak ama sonunda sen bunun ekmeğini çok güzel yiyeceksin yani. Çok rahat bir süreçte olacaksın. Bir yurt dışına gitmek isteyen varsa eğer, eğitimi için, işte başka bir şehire okumak için gitmek isteyen varsa diyor bu da çok güzel olacak diyor. Yani bununla ilgili diyor hayalini kurduğun her ne varsa diyor sana, bunu gerçekleştireceğin bir zaman kavramına gireceksin. Bak diyor sana, nasıl yani, her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Neyi beslersen osundur. Sen kötülüğü beslemek istersen kötü niyetli olursun, art niyetli olursun, dedikodu yaparsın, herkesin hakkında gıybet yaparsın ve bunu da dönersin, karmasını yaşarsın. Ama iyiliği beste ki iyi olsun diyor sana. Bak diyor sana, burada başarılar gelecek diyor. Çok güzel başarılar gelecek. Özellikle bak sana diyor ki 2 yıl içerisinde çok farklı noktalara geleceksin diyor sana. Bazı kayıpların olacak diyor. Bu diyor aile büyükleriyle olabilir 2 yıl içerisinde diyor. Veya diyor ilişkinle alakalı olabilir. Ama sen her zaman kendini koruyacaksın diyor. Hedeflerin olacak diyor sana. Ve sen gerçekten hayatındaki kişiyi seviyor musun? Bunu bir öğren önce diyor. Tamam mı? Önce bir onu öğren. Gerçekten seviyor musun sen bu kadını? Sor bakalım kendine. Veya sen bu adamı gerçekten seviyor musun? Yani bununla bir ömür gidebilir misin? Veya bununla
ne yaşayabilirsin veya bu sana ne öğretiyor, ne katıyor veya sen konuşmadan bu senin gözünden ne demek istediğini anlıyor mu? Bunlara çok dikkat et diyor sana. Ve zaten kararını vereceksin. Benim bir şey dememeye gerek yok. Zaten herkes anlıyor. Onun için sana diyor seni net, alfa. Bak ya ben zaten alfayım da. Ben alfa isterim zaten. Erkeğin de alfasını, kadının da, tamam mı? Şimdi alfa diye öyle alfa olunmuyor. Kitaplar okunuyor. İşte videolar dinleniliyor. Ondan sonra cımını, işte ben alfayım, böyleyim, şöyleyim. O öyle değil. Alfalık doğuştan gelir, tamam mı? Ve sen onu geliştirirsin. Bu doğuştan olacak bir şey. Ruhla alakalı bir şey. Ben gidip de bir pasif bir insana alfa deyip de onu yükleyemem ki. Tamam mı? Onun için diyor sana, sen eğer alfaysan, alfa birini istiyorsan da diyor, normal standart kişilerle yapamazsın. Tamam mı? Önce bunu çözeceksin. Ve ne istediğini bileceksin diyor sana. Ondan sonra diyor sana diyor, çok güzel diyor, ilişkiler, çok dengeli olacaksın. Çok güzel yerlere geleceksin diyor sana. Tamam mı? İlk önce diyor, anahtar senin elinde. Boyut boyut ilerliyoruz. Tamam mı? Ve sen diyor şu anda diyor tam olarak 3. boyuttasın. 4. boyuta çıkamazsın ki. İlk önce diyor yapman gerekenler var diyor sana. Yani sana boş konuşan insanları hepsini boşluğa bırakıp atacağın bir zaman kavramına geleceksin. Çünkü insanların dediklerini, çevrendeki söylediği, yani konuştuğun kişilerin bir süre sonra sana hiçbir şey hitap etmediğini anlayacaksın. Ne diyor ki bunlar? Yani bunlar ne konuşuyor deyip böyle bir baktığın bir süreçte olacak. Bunları gördüm, bunları hissettim. İnşallah hepinize bir tane de olsa bir faydam olmuştur. Çünkü ben olmuş değil, olacaklardan bahsediyorum. Bu şekil bakarak dinlerseniz faydasını görürsünüz. Olmuş değil, olacak bak. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tamam mı? İzleyip de geçmeyin öyle. Çünkü burada bir emek var. Canlarım benim. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.